Doğanlar en benzer, hoş geldinizler. Bugün her milletten, her dilden olanları görmek benim için hakikaten en beğençli bir rahatlıkla oldu. Ve bizleri, hemmemizi bir eden ve bu yere toplayan bir sebep var. Eğer o sebep bizi birleştirmedik olsa, bizler buraya bu gece gündüzlerde gelmezdik. O sebep de diri olan Rabbimiz İsa Mesih'tir. Hazır ilahiler aydandı, bilmedim. Düşündünüzler mi, yok mu? Her ilahının hangi dilde olduğunu anladılar mı? Türkçe aittik, Türkmence aittik, Özbekçe aittik, Rusça da aydabilirdik. Yine bilen dilimiz var mı? Daha var burada diller ama o dillerde ilahı söylemedik. Bu dünyadaki farklılığımız köplenç dil ile. Ama bizlerin İsa Mesih'te bizlerin aramızda hiçbir fark olmalı mezunlar. Çünkü hemmemiz bir bakaya satın alındık diye yazılan İncil'de. Bu da İsa'nın kanını herkes için döktü. Bu akşamki bizlerin buradaki toplanmamız göklerde bizlerin bile yaşayacağımızın bir alamatıdır. Burada birbirimizi sevmeyi, birbirimizi bilen komşulukta yaşamayı öğrensek göklerde kavga olmayacak. Amin mi? O yüzden bizleri birleştirmek için, bizleri bütün bu dünyadaki ayrımcılıkları yok etmek için Rabbimiz İsa Mesih geldi. Bakın bizim aramızda dürlü milletler var, dürlü yaşlı adamlar var. Her bir durumları yaşayan adamlar bizler köpümüz. Bilesler dünyadaki ideolojiler adamları hem işe bölmek istedi birbirinden. Dinler birbirini adamları bölmek istedi. Ne kadar birleşmek isteseler de birleşemediler dünyada. Ama İsa Mesih'te bu gerçekleşmeli. Çünkü İsa Mesih bunun için geldi. Bizi birleştirmek için, bizleri günahtan azat etmek için, yüreklerimizdeki yaralara şifa vermek için. Bugün bu vaizdesiler İsa'nın yeri nemeler için geldiğini eşidesiler. Ve bereket alıp gidesiler bu yerden. Eğer yürekleriniz yumuşaksa, hakikattan özgür olup gidesiler bugün. Eğer yumuşak yürekleriniz varsa. Geçen haftalarda biz bugüne kadar yüreğinizi her zaman yumuşak tutun deyip vaiz bilen geldik. Hakikattan bugün yüreğiniz yumuşasın doğanlar. Her birimiz bu dövürler yaşap oturupmuz ve sonku yaşayan yıllarımız bir ağır günleri baştan geçirdik. Doğru mu? Haberleri açan vaktinizlerde bir yüreğinizleri beğendirecek bir haber var mı? Yok. Sürekli bizleri korkuzan haberler var. Zaten korku oturupmuz, yine de korkuzan haberler var. Neler bilen korkuzadılar? Bir yerde deprem, bir yerde savaş, bir yerde, her yerde pandemi, hastalık, açlık, ekonomi krizi, kalıversa hem doların kursu, vapşe öldürdü hem beni. Yükseldi deyip beğenenler var. O da az olan insanı. Bizim aramızda azdır belki. Ama düştü diyenler beğenediler. Bir gecede 5 lira aşağı düşen vaktinde yürekleri tutuldu köprüsünün yürekler. Doğru mu doğanlar? Ya beğendiren haberlere meşdesler mi? Duymayı umid edesler mi? Dünyada iyi haber olmaz. Son zamanlarda yaşap yürekmiş. Kutsal kitabı okuyanlar varsa içinizlerde, dünyanın sonunda olacak zatları bilsenizler, haberler gittikçe kötülüğü, yamanlığa gidecek. Ama biz köpümüz bu korkudan şaşırıp, korkudan ölenler hem köp oladı. Yürekten tutan kayısı, insult geçiren kayısı. Çünkü haberler bizleri korkuzadı, hakikaten. Ama bir zat için şükür edildi olanlar hemmemiz. Daş tövrekteki yağdayların nehildiğini karamazdan heliye yaşap yürekmiş. Bunun için sevinebiliriz mi? Heliye yaşap yürekmiş. Demek ki umut var. Yaşamaya mı umudumuz var? Ebedi yaşamaya umudumuz var. Bugün ben sizlere hiç yerde yok, bütün dünyada yakışık haberler yok dedik. Hemmenizler hem razılaşasılar. Yakışık bir haber bu arada gürün edeli doğanlar bilerek de. Bu haberde Kuday'ın sözünde Kuday men siler bilen korkmanlar dedi. Bu sizin yüreklerinize de bir şatlık veremedi onlar. Belki men aitsam az korkma. Men senin bilendir desem. Bir derecede begene toke biledi ki batır eken. Hem yedilme cezadı köpeğe diyebdin. Ya başka biri babanız, dayınız, amcanız kim söylese söylesin. Korkma men senin bilendiyse begenesiz bir şekilde. Ama onun da sonuçta problemleri var. Onun da yapabilecek zatlar az. Ama diri olan Tanrımız, Rabbimiz İsa Mesih, men siler bilen korkmanlar dese bu büyük bir zat doğanlar. Mukaddes kitapta İsa Mesih'in doğulmasından 650 yıl yaklaşık İsa peygamber yaşap geçti. Ve İsa peygamber İsa Mesih'in doğulacağı yere geleceği var da en köp peygamberlik eden peygamberlerin birisi. Bir ayet okadı yiyem irden.
Men 7. ayattan 7. babın 14. ayetine okuyacağım. Bunun için Rabbin özü size bir alamet verer. Yine kız gavurlu olup oğul doğurar. Onun adına Emmanuel dakarlar. İşaya peygamberin kitabındaki aydılan peygamberlik. Ve bu Emmanuel diyen sözün manası İşaya'da açıklanmıydı o kadar? Matta'nın hoş haberi 1. bab 22. ayette bu daha açıklanadı. Ne demek? Bunların hem mesele bin peygamber arkalı yine boy kız gavurlu olup oğul doğurar. Onun adına Emmanuel dakarlar deyip aydan sözünün bir cevabı olmak için oldu. Bu ad Huday bizim bilendir demeyi anladı. Eğer Tanrı bizim bilen olsa doğanlar, dışarıdaki yağdaylar ne kilip olsa olsun, kança korkacak olsa korkusun. Ama biz korkmuyoruz. Ne için korkumuz? Bela betarlar bizlerin üstümüze gelmedi mi deyip korkumuz? Bizler onun içinde bulamız. Onlar bizlere de gelecek. Ama bizlerin mertligimiz ne mi? Bizlere korkma, ben sizin bilen diyenler Rab, bizler ölen olacağı bizlere cesaret veren zat şu. Dinle bir bu dünya demez. Bizlere korkma, ben senin bilen diyen Rab, bizlerin her birimizi bakıp bizler ölen saklayacağını bilemiz. O yüzden bizlerin yüreklerimiz imanla dolu korku ilenemez. Bu dünyaya ne mi olacağını bizler bilemiz. Bu dünya ne kili tamamla sonuçta ne kili olacağını bile bilemiz. Ama korkmuyoruz. Bugün ölsem de nereye gidemiz? Rabbin kucağına gidemiz. Bu imanı bolmadıkları için bu dünya korkunç. Kurtuluş umudu bolmaganlar için dünya hakikattan korkunç. Ben buna düşünü bileme ne derecede korkunç olacağını. Ertemana ne mi olacak deyip korku içinde yaşayan adamlar var. İsa bugün sizleri korkudan özgür etmek için geldi. İsa'nın Emmanuel, Huday bizler bilen diyen söz, Huday'ın bizler bilenliğini nereden bilebiliriz? Huday özünün yekece oğlunu bizlerin günahlarımız için iyi verdi. Hazır İsa Mesih'in doğuluşunda katlaşan adamlar var. Padişahlar, çobanlar, Maria, Meryem, Yusuf, Simon. Bir topar adamlar İsa'nın doğuluşunu gözleriyle gören ve şu yerde şahit olan adamlar var. Bugün onların üçüsü var da görün edemiz. Yusuf var da, çobanlar var da, Simon var da. Onların üçüsü neyem? Bir zat, şol bir mesaj verildi. Siler için bir halaskeri verildi. Ulan Huday'ın bizler bilen bolanlığını bilebilemiz bu arkalı. Bizim bilen bolanlığı için bizleri halas edici bir halaskeri iyi verdi. Canımızı halas edici. Çünkü bu dünyanın sonu var. Başlangıcı vardı, sonu vardı. Bu dünya bitecek doğanlar. Bu dünyanın en bir çeygleri var. Zamanı var. Zaman içinde yaşadı. Ama bu dünya bitecek ama Rab bizi halaskeri verip bizi bu dünyadan alıp gitmek için iyi verdi bu halaskeri. Gelinler ilk bilen Yusuf'a aydılan sözü okuyun. Matta 1:21. Ol bir oğur doğurar, sen onun adına İsa dakarsın. Sebebi ol, öz halkını günahlarından halas eder deydi. Karanlar, İsa nem için gelenliğinin en önemli sebebi budur. Bizleri günahlarımızdan halas etmek için. Bugün bu dünyada bir topar hareketler var bilesler. Greenpeace diye bir hareket var. O hareket dünyada kuşları, ağaçları, denizleri, suları, umuman bu dünyanı hiç yok etmeyin, bu dünyanı koracak, tebiatı koracak. Bu kızıl kitaba yazadı, azaldı, bu şekil azaldı, o şekilde. Bunları koramalı, korakasını almalı. Kimdir birileri havanın temizliğini, kimdir birileri başka bir zadı. Umuman bu dünyanı kurtaracak olup hareket eden bir topar hareketler var. Onların hiçbir adamın canı bilen işi yok. Cehenneme gidemi, dövzakın törüne gidemi, onların işi yok o bile. Eğer kurtarmalı olsa, kimdir birini halas etmeli olsa bu dünyada, onda adamın canı ilk bilen kurtarılmalı. Eğer insanın canı hakikattan halas olsa, onda bütün yaratılış halas olabilir. Yadınıza düşer mi? Matta 7. babda şunu deyip yazılan, bütün yaratılış insan oğullarının kurtuluş gününe ahınağla çekip karışadılar dedi. Tizrek insanın oğulları, kızları tizrek vuruşlar kurtulsa eke deyip de. İnsanların canı kurtulsa hem mezat kurtulacak. Doğanlar şunun için Huday oğlunu iyi verdi. Çobanlara gelen de melekler, perişteler yine de şol bir aynı mesajı verdiler. Luka 2:10-11'da perişte olarak korkma. Ben size ahli halkın beğendirecek şartlıklı hoş havarı ıglan ediyorum. Şu gün Davud'un şehirinde sizin için halasker doğuldu. Ol rep Mesih'tir dedi. Doğanlar sizlerden bir zat sorayım ona hazır. İçinizlerde benim tanıdıklarım var, tanımadıklarım var. Kimin canının halası olduğu, kimin halası olmadığını bilenlerim var, bilmeyenlerim var. Perişteler gökten gelip çobanlara aydan sözüne karanlar. Bütün halkı beğendirecek,
hoş havarı ilan ediyorum dedi. Bütün halkı, milletleri. Öz özünüze bir sorak verinler yüreklerinizde. İsa Mesih'in halaskerin doğulanlığı beni beğendirecek bir havar mı? Gerçekten. Menze mi diye sevindirin. Hazır dolar yine 5 lira aşağı düştü ise bundan daha çok beğeniriz. Yine bir gezek sorayım abi. Bütün halkı beğendirecek hoş havarı ilan etmeye geldim. Davud'un şehrinde bütün adamzadın günahsını günahdan halas edecek halasker doğulanlığı sizler beğendirir mi? Amin de amin amin. Ya içinizlerde şunu diyeceklerim. Ey günah umurumda bile değil. Ekonomi düzelsin, yine bir zat düzelsin. Yerim ütkesin, hattını ütkesin. Durumlar, patronum değişsin. Her şey. Onlar için de dua edinler. Ama insanın günahlardan kurtulması bu en büyük sevinç getiren bir zat. Köplenç insanlara günahlardan halas etmeye geldi dese adam bu ölümden son gerek olan bir zat. Bu dünyada lazım emez. Ama tersine. Günahlardan halas olmak bu dünyada en önemli bir zat. Çünkü başınızlara gelen problemaların hepsi şu günahlar üzerinden. Günahtan, hakikatten kurtarılsanızlar problemlerinizden hem azaladı. Hazır imsimçilik oldu. Çünkü terk etmek istemiyorlar günah. Ama İsa kurtarmak için geldi. Simon'a, yaşlı birisine bu peygamberlik var. Luka 2:28-34'te. Simon onu kucağına alıp Huda'ya alkış okap şeylediydi. Ya Rab, öz beren sözüne göre indi kulun arkayın aman adını tavşırıp biler. Yine senin ehli halkların önünde tayarlan halaskerini gözüm bilen gördüm. Simon yaşlı birisiydi. Huday ona sen halaskeri öz gözlerimle görmeden ölmüysen diye vaydı. O gözleri bilen gördü. Kurtulmak demek ne mi demeklik? Günahlardan kurtulmak demeklik ne mi demeklik doğanlar? Kurtarıcını gözün bilen görmek demektir. Fiziki gözlerinizle bilen, ruhu gözlerinizle bilen görmek. Te şu bolana çenli gözlerinizle kurtarıcını görmezsenizler, kurtardım anlamına hiç gelmeyseler doğanlar. Çünkü böyle olmaz. Ebedi yaşayış dedi. Hak Huda'yı tanımaktır. Dine o barada eşitmek, ya o barada bilmek, ya o barada bir İsa'nı öz gözlerinizle görmeden kurtuluş yok. Huda sizlerin bugün gözlerinizi açsın da onlar. Yohanna'dan okuyman yine. 1:4-13. Aslında bu ayetleri okumakta vaaz etmesem ben olardı. Bu sözlerin özü bir vaaz. Ama yine de ben öğren şol Huda'nın sözlerini aydamam. Söz yaşayış çeşmesidir. Bu yaşayış insanların nuru oldu. Nur tümlükte parlayandır. Tümlük olsa onu yenip bilmedi. Huday tarafından Yahya adlı bir adam iberildi. Yahya nur var da şayetlik etmeye ve şayetlik arkalı hemmeleri inandırmaya geldi. Yahya özü nur değildi. O dine nur var da şayetlik etmeye geldi. Her bir insanı nurlandıran hakiki nur dünyaya geldi. O dünyada da dünya ol arkalı yaratılıptı. Ama dünya onu tanımadı. O özününkilere geldi ama onlar onu kabul etmedi. O özünü kabul edenlere, adına iman edenlerin hemmesine Huda'nın perzentleri olmak hukukunu verdi. Onlar ne ten, ne insan isleğine, ne de er hüvesinden doğuluptular. Onlar Huda'yı tarafından doğulan perzentlerdir. Doğanlar bilesiler bizler, imanlılar köplenç, karanlık ile yahtılığın farkını bilemez. Ve bu kutsal kitabın dilinde karanlık, dünya ve günah. Yahtılık bu Huda'ya değişti. Huday'dır. Huday nurdur. İsa Mesih yere gelen vaktinde karanlık dünyasına, günaha düşmüş bir dünyaya gökten inen büyük bir yahtılık geldi dedi. Bir karanlıkta bir fanar yakan yalı bir zat gözünüze getirip bilesiler. Ve o bu dünyaya nur getirdi. Bu nur, dünyaya gelen nur, bizler için geldi. Bizi karanlık dünyasından yahtılığa çıkarmak için geldi. Bu başlangıçta bir yakışı bir söz aittı. Noel bayramının en büyük manası ne mi? Karanlık dünyaya nurun gelmeginin ne faydası var? Ne mi dedi böyle? Özününkilere geldi ama özününkiler onu istemediler. Ne için istemediler? Bu gökten gelen nur onların günahlarını paş etmeye başladı. Onlar yahtılığa çıkmak istemediler. Karanlıkta kalmak istediler. Ama isteyenler ne mi oldu? Yahtılığa çıkmak isteyenler bile ne mi oldu? Onların günahları bağışlandı. Şu gökten gelen ışık onların yüreklerinde orun aldı. Başka çaydanımızda bugün aydanı oldu.
2021 yıldan beri İsa'nın doğum günü bayramını belirleyip geliyordur. Bu yıl hem kutluyumuz. Belki bu yılın son yılı olur. İndiki yıl Noel'e çeli İsa gelse artık bellenmez bunu yani bize. Doğum günü var da bellemiz. Has yakışı bir yerde. 2021 yıldan beri bellenedilen İsa'nın doğuluşu. Eğer bu akşam senin yüreğinde İsa doğulman gitse senin için bunun hiçbir faydası yok mu? Senin için hiçbir faydası yok bunun. Şol dövürdeki adamlar karanlığı söyüp karanlıkta kalıştık. Bugün hem adamlar yine karanlığı sayılabilirler. Devam ederler. Köplençmenin adamlar soruydu. Halas olanlar köp olan mı? Eke? Ya da özaka gidenler dedi. Tabii ki de özaka gidenler köp olan. Ansat bu sonra. Etrafınızda karanlar. Kocaman İstanbul'da şu kadar adam mı İsa'nın doğulanına begenedi? Haydi bilirse yok Batur abi köp bunda değil. Kocaman İstanbul'da 10 bunu geçer mi? Yok. Milyonlarca insanlar var. Onlar karanlığı severler. Karanlıkta kalmak isterler. O zaman kurtarılarların sana az oladı. Doğanlar bugün sizlerin yüreklerinizde İsa Mesih doğulsun. Bu ne demek ben sizlere daha düşündüreyim. Yohanna 3. bab bu bilen bitiremem. Sabredinler diye ben misafirlere sabredinler diye ben mihmanlara. Bizim keleseden olsanız da saatlerce oturasılar ve duyarlar Kuday'ın sözünü. Çünkü severler. Yohanna 3:15-21. Şuna göre iman eden her bir adam bakı yaşayışa kavuşar. Kuday dünyanı ören söyleyenliği sebeple özünün yeketek oğlunu verdi. Olmunu oğluna iman edenlerin hiçbiri helak olman bakı yaşayışa kavuşmağı için etti. Kuday oğlunu dünyaya hüküm etmek için değil de esem dünya olar kalı halas olsun deyip iyi verdi. Ona iman eden hüküm edilmez. Ama iman etmedik eyyem hüküm edilendir. Sebebi ol Kuday'ın yeketek oğluna iman etmedi. Hüküm ine şeyle subutnama esas anlayar. Dünya nur geldi. Ama adamlar karanlığı nurdan has kovu gördüler. Sebebi onların işleri yamanlıktı. Yamanlık edeyen adam nuru iğreniyendir. Öz edeyen pisliklerinin eşker bolmağından korkup nura yakınlaşan değildir. Ama hak işi edeyen adam nura yakınlaşar. Şeydip onun işlerinin Kuday'ın hakkı için edilendiği eşker bolyar. Doğanlar bu ne hili büyük bir havar. Bizleri hakikaten beğendirilen havar. Kuday hiçbir adamın karanlıkta kalmağını istemedi. O yüzden o öz oğlunu iyi verdi bu dünyaya. İsa Mesih'e halaskarı ve Rabbi hükmünde iman eden her bir adam kurtular. İleride o kan ayadımızda dine bir kurtular emez. Tanrı'nın çocukları olma hakkını alarlar dedi. Yine bir zada beğendiler. İsa bu dünyaya hüküm etmek için gelmedi. Halas etmek için geldi. Yargılamak için gelen olsa bizlerin hiçbirimiz burada oturmaz. Ben de duramazdım. Halas etmeye gelenlik için bizler buradayız. O halaskarı kabul edenliğimiz için bizler buradayız. Bu büyük merhameti kabul edinler bugün. Doğanlar köplenç bizler hüküm günü var da fikirlenemiz. Hemmemiz hem. Ehli halkların fikirlenedi. Yargı günü var da fikirlenemiz. Ne elip ki desler yargı nemeden ibarat. Kuday'ın her bir eden günahların detalları bilen işi var mı? Yok. Bu ayetler bizlere açıktan açık bir zaday dedi. 19. ayet. Hüküm şundan ibarat. Dünyaya nur geldi ama insanlar bu nuru yaman gördüler. Yargı şundan ibarat. Bu oldu. Ahir zamanda dünyanın sonunda hüküm kürsünün önüne gelen vaktinizlerde Kuday sizlere şunu diyecek. Ben dünyaya nuru gönderdim. Yalnız oğlumu sizler için gönderdim. Ama sizler nuru yakışı görmedinizler. Siz karanlıkta kalmak istediniz. Koy istenizlere göre olsun. Kalıverin ya karanlıkta. Ama karanlığın sonunda Tanrı'nı suçlamaklar. Dünyaya nur geldi mi? Ben seni halas edecek diye bir elini uzattı mı? Bugün sana ait oturup mu buna? Ne mi iyi misin oturup sular? Bu resim yaman yakışı bir resim. İsa'nı yaktılıktadır dedik alınlar. Petrus'am karanlıkta diye aydınlar. Elini uzatsan elin tutular ve seni halas eder. Doğanlar, kurtarılanlar beğeninler bugün. Hali kurtuluşuna emin olmadıkları için hem bir fırsat var. Bugün Kuday'ın mukaddes ruhu sizlerin yüreklerinizin kapılarına kalkıyor. Ben seni yakşı göremem yürekten oğlum kızım. Senin yaktılığın ne kadar yakşı olduğunu bir bilsettin. Bir gözlerin açtığını ışığa bak. Işığı kabul et. O ışık senin yüreklerinde yansın. Bu halas olmaklıktır doğanlar. Bu ışığım İsa Mesih'in diri özüdür. Ve sen de korkulardan, günahlardan, her bir zattan azat ol. Günahlardan özgür ol. İsa'ya dedi ben yerenem için geldim. Tutsaktakıları azat etmek için geldim. Günahın kulçuluğundakilere özgürlük vermek istedim, geldim. Canınızları halas etmek için geldi İsa. Bugün bu yılki Noel bayramı her biriniz için hakikaten
kutuluş getiren bir bayram olsun doğanlar. Bu dünya bir günlük geçici bir bayram olmasın. Bütün ömrünüzlerde kutuluşun umudu, kutuluşun şatlığı, kutuluşun begenci sizlerin yüreklerinizde hüküm sürsün doğanlar. Sizi görenler hakikaten onun yüreğinde bir nur var. Kalbinde ışık olanların gözünde de ışık olar. Ve onlarda inanılmaz derecede bu dünyaya bağlı olmadık şatlık olar. Ve hakiki kurtulanlar gibi yaşanlar doğanlar. Eğer hakikaten kurtulan olsanızlar, size insanların canını kurtarasla. Gelecek sene bundan daha büyük yerlerde oturalım. Rabbim sizleri hemenizleri bereketlesin. Amin.